Yok, Interpol'da şeydi. Ben dedim ki Interpol şeyim varsa beni 3 yıldır dedim aynı yerde yaşıyorum. Niye beni almadınız dedim. Niye şu anda bekliyorsun? Dışarı. Bunu 3 kere göndermiş. Ben daha sonra yalvar yakar aldım. Yani söyledim. O da benden para istedi. Ben de parasını verdim. Bana yeni pasaport düzenledi ve o pasaportu geri verdi bana. Yani eski pasaportumu gönderdiysem onu veremiyorum dedi. Yeni pasaport düzenledi. Bütün bilgilerim doğru. Bana onu verdi. Para karşılığında. Ben bu aramızda kalacak dedi. Ben de bir şey söylemedim. Yani kimse bir şey söylemedim. Şu anda da benim vizemin yani oturumun bitmesine 15 gün kaldığı için Moldova'ya gidip Moldova üzerinden şey alacaktım. Vize alacaktım. Moldova sınır kapısına geldim. Şu anda bana kelepçe vurdular. Konuyu da şey yapmadım. Pasaportun çalıntı. Tamam bana şu anda kelepçe taktılar ve işte ne yapacaksınız diyorum. Bir şey demiyor. Kimse İngilizce bilmiyor. Ben Odessa'nın 70 kilometre ilerisinde Moldova çıkış kapısı var biliyorsunuzdur belki. Oradayım şu anda tutuluyorum. Hiçbir dayanak yok, hiçbir şey yok. Elime kelepçe vurdular. Sırt çantamla beraber şey yaptım. Kız arkadaşım panik halinde. Sizi aramıştı zaten. Benim pasaportuma el koyup daha sonra bana oradaki şeydeki görevli, konsolosluktaki görevli yanlış hatırlamıyorsam 7000 dolar karşılığında bana yeniden pasaport yaptı. Bunun yasa dışı olduğunu kendisi de biliyordu. Ama benden para istedi. Ben parasını verdim, bana yeni pasaport düzenledi. Büyükelçiliği, konsolosluğu benim adıma oradaki görevli benden para karşılığında yapan Türk. Alan da Türk, yapan da Türk. Pasaportuma el koyup o pasaportu Türkiye'ye gönderiyor. Daha sonra bana yeni pasaport satıyor. Hayır, Kiev Büyükelçiliği'nden aldım ben. Parasını verdim, aldım. Oradaki görevli bana el altından verdi. Falan konuştuk ettik de o telefon verdi. Görevli verdi, benim şeyim alan görevli. El koyan görevli, benden tek parayla bana yeni pasaport sattı. Pasaportumu alan kişi zaten. Adam teyit ederek pasaportumu alıyor. Yeniden pasaport yapıp bana kimliğimi tekrar... Üstünde bu detaylı dedi. Yani o kadar detayını sormana gerek yok dedi. Ben de tamam dedim. Evet evet, ne zaman işte 2018'deyiz Ocak galiba, yani Ocak olursa ne yapayım dedim, yani soran olursa şey yapabilirler, önceden aldım ben, şey bastırmam lazımdı çünkü oturumum bitmişti. Postçutkaya buradaki polisle para vererek yaptırdık da pasaport nerede diye sordular. Yenileme falan yapacağız dedik. Orada bir şeyler uydurduk. Sonra pasaport alınca götürdüm. Arkasına damga bastılar. Tarih yazıyordu. Ya elçilik parayla satıyor yani. Ben onu biliyorum zaten. Başkalarını da sattıklarını da biliyorum. Elden verdim. Hayır, dışarıda verdim. Elçilikte çalışan benim pasaportuma el koyan adam zaten. Suit'te çalışıyordu öyle. O da benim yakın arkadaşım zaten. O da burada değil. Bir şey yardımcı ol desin. Kaybedecek bir şeyim yok şu anda.